dönemlerde çok zor dönemlerinde de o sebepsini korudu. İşte bu kurum o zor dönemlere sahip olan kurumdu ve yanımızda da yine o dönemlere dair tanıklık etmiş olan isimler var. Şu anda 3 tane konuğum var yanımda. Öncelikle kendilerini tanıtmak istiyorum ben. Türkiye Hastanesi Başhekimi Sayın Faruk Koca, yine Türkiye Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doktor Tarık Şener de Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Sayın Ahmet Faruk Yazı yanımızda onlarla birlikte Enver Öğren'in sağlık sektörüne katkılarını konuşacağız. Ne gibi değişiklikler getirdi Türkiye'deki sağlık sektörüne? İşte bunları konuşacağız. Öncelikle Faruk Hocam'a dönmek istiyorum ben. Efendim, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu özel anma programında bizlerle birlikte oldunuz. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Aslında konuşulacak çok konu var ama biz öncelikle size şunu sormak istiyoruz. Çok uzun yıllar boyunca kendisiyle birlikte sağlık ilişkinizde söz konusu. Öncelikle bundan başlayalım. Sizin nasıl bir yakınlığınız söz konusu? Efendim, 1954'te Kuleli Akademisyon'la beraber başladık. Ama Emel Bey seçkin bir şahsiyetti o çağında dahi. Herkes onu severdi, herkes fark ederdi. Biz de, ben de onun arkadaşı olmak için çok mümkün vardı. Ve nihayet arkadaşlarım devam etti. Ve o, ben tıbbiyeye geçtim, askeri tıbbiyeye geçtim. Kolejiden sonra o babasının masrafına uygun olarak üniversiteye geçtim. Daha sonra akraba oldum. Ben askerliği bitirdikten sonra emekli olduktan sonra dostu çekilmişse Emel Bey sağlık hizmetlerine verdiği önemi çok güzel sebebi getirdiğini ilk defa bir poliklinik açılmasını istedi ve bizi vazifelendirdi. Fatih'te bir poliklinik açıldı ve hastanenin klinik şeyi başlangıcı oldu. Zaten o zaman İzlan poliklinik geçmemişti. İzlan özetliliği, matbaalı ve sağlık hizmetleri ananın şirketiydi. Poliklinik hastanede bir çok büyük rol oynadı. Ve nihayet hastane, bu hastane, tarihi hastane büyük bir fedakarlıklarla ihaleden alındı. Hatta iştirak edenlerin bazıları burada ticaret yapılmaz, sahibine tak çıkılmaz, inşaat yapılmaz. Dolayısıyla şey yapmadılar, sahip çıkmadılar ve şeylerini yaktılar, teminatlarla ayrıldılar, bize kaldı. Biz de memnuniyetle hastanenin tarihi bina memleketimizin tapu senetleridir. Dolayısıyla çok büyük masrafı var. Bahçesinden binasına kadar biz her sene bu hastaneyi taşlarını bile eritmeden kimyasal şeylerle, takviyelerle büyük masraflarla ayakta tutuyoruz. Zaten Enver Bey'in emriyle şeyde gözetmiyoruz, gözetmiyoruz. Doktorlarımız da fedakar ve şuurlu olarak, idealist olarak çalışıyorlar. Hastanemiz o zamanın teknolojisinin son noktasını buraya getirmek için de az hastane vardı. Bir hasta göz sistemleri, lazer sistemleri yenildi. Büyük fedakarlıklarla, büyük yatırımlarla onlar Türkiye'ye kazandırıldı. Sağlık sektörüne büyük bir fark kattı aslında, değil mi? Fark değil. Tabii, çok. Çeşitli farklar kattı. Sağlıkta olabilecek ihmaller, efendim, bazı farklı yaklaşımları gidermiş oldu. Yani hastanemize 60 kadar doktor mütevazi yere büyük bir şevkle geliyorlar. Ameliyatlarını burada yapıyorlar, tedaviyi burada yapıyorlar. Burada en iyi şekilde hastaya yüklenecek bir şey olmaması kişilerin, tedavilerin samimiyetle, hazakatle olduğuna herkes emin. Doktorlar da emin, hastalar da emin. Dolayısıyla çok büyük, çok fantezi yeni inşaatlara rağmen buraya hastalığı düşünmüyorum ben. Tüm doktorlarımızın bu şurada çok gayret ettiğini söyleyebilirim. Ben tekrar ailevi bağımıza dönmek istiyorum. Buradan sevgilerimize de hemen aktaralım. Siz aslında merhum Enver Ören'in eniştesiydi, değil mi? Evet. Efendim, o arkadaşlığımız akrabalığı tahayyül etti. Ondan sonra ben tabii resmi vazifedeyken dahi devamlı irtibat ediyordum. Enver Bey büyük bir atılım yaptı. Gerek yaptığımız matbaacılık,
bir sergiledi. Çok çalışıyordu, çok yoğundu. Gerçek bir iş adamıydı. Ama ben kardeşiyle evliydim, kız kardeşiyle. Ve bunu sormak istiyorum. Yani aile içerisinde Enver Ören nasıl? Efendim, şahane bir babaydı. Yani ben onun yaşındayım ama ben de onu babam gibi görüyorum. O ağırlığıyla herkes bunu böyle görüyordu. Ama bize ailesine yaptığı fedakarlığı herkese yapmak isterdi. Hatta onun bizde çok akrabaları, uzak yakın akrabaları kendi maaşını onlara taktı. Ve onlara da meşgul oldu. Çünkü yani bizim manevi şeyimizde, tarzımızda önce akrabayı korumak lazım. Yani dinlen de öyledir, tüm dinlerde de öyledir. Önce akrabaya, akrabaya yardımcı olamayan ne zaten olmaz. Emel Bey ailede bütün aile fertlerine bilhassa hani kendi taraflarını kayınpederine tuttuğu bir İslam alimi bildiği bireyde valimizdi. Onlara karşı çok şefkatli davranır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdı. Bir yeri ziyareti gelir. Karavatı tutuşlarına gelir.